Merhaba Paşalı.com takipçileri. Kış için hazırlıklar devam ediyor. Taranalar hazırlanıyor, menemenler yapılıyor. Olmazsa olmazı yemeklerin salça. En iyi salça nasıl yapılır diye sorduk. Tat Kavaklı'dan ses geldi. En iyi salça Tat Kavaklı'da yapılır dendi. Biz de Tat Kavaklı'ya bugün misafir oluyoruz. Bakalım en iyi salça nasıl yapılıyor? Hilmi abla, burada şimdi neler oluyor? Bize sen anlat. Domatesleri yıkıyoruz baştan böyle önce. Ondan sonra temizleyip salçaya, makineye yolluyoruz. Salça çıkıyor. Ondan sonra tavaya koyuyoruz. Geldikten sonra tavada bir daha güzel. Onları da gösteririz ama en zoru burası herhalde. Evet. Tabii en zoru burası. Bunu çöpünden, çamurundan ayıklamak. Evet, çöpünden, çamurundan ayıklıyoruz. Ondan sonra makine işte yolluyoruz. Böyle temizleniyor. Sen de gençsin ama senden gençler yok mu? Gelinler yapmıyor mu bu işlere? Gelinim yok benim. 4 tane kızım var. Hepsi evlendiler. Bir ben evde yalnız mecbur ben yapıyorum bu işi. Sen hazırlıyorsun, onlar da kışın tüketiyorlar. Onlar da hazır alıp şişelere gidiyorlar evlerine. Vallahi ne güzel işmiş. Vat abla, sen ne yapıyorsun? Çuval mı açıyorsun? Ben çuval açıyorum. Yaracağım. Doğrayacağım. Onu hazırlayacağım bunlara. Ondan sonra evde de kendim yaparım salçamı. Evet, bir tarafta evin kadınları domatesleri hazırlamaya devam ederken diğer tarafta da erkekler kazanın yakılması için odunları kesmeye devam ediyor. Hale, en iyi salça pazardan parayla alınan domatesten mi yapılır yoksa tarladan bedavaya toplanan domatesten mi? Tabii ki tarladan. Neden? Çünkü organik. Çünkü tertemiz, lezzetli. Çünkü bedava. Diyoruz. Yani evet. Peki toplarken tarla sahibine haber veriliyor mu yoksa akşam saatleri mi tercih ediliyor? Tabii ki izin alıyoruz. Evet. İzin alıyoruz. Evet, kesinlikle. Peki. Tamam. O zaman çalışmaya devam. Tamam. Kolay gelsin. Evet, yıkanıp temizlenen domatesler şimdi salça makinesine getirildi. Salça makinesinde domatesler kabuklarından ayrıştırılacak ve püre haline getirecek. Püre haline gelen domatesler daha sonra kazanlarda kaynatılarak salça kıvamı almış olacak. Şimdi yapılan işlem kabuklarından ayrıştırma işlemi. Salça makinesinden gelen domatesler çuvallara koyularak burada suyunun süzülmesi sağlanıyor. Bunun nedeni salçanın daha bir kıvamlı olmasını sağlamak. Salça makinesine çekilen domatesler kazanlara boşaltıldı. Şimdi pişirme aşaması. En meşakkatli olan yer ve bu işin ustası Bilker abla şu an kazanların başında. Bilker abla, bu iş ne kadar sürer? Ay bilmiyorum. Koyulaşıncaya kadar ne olacak? Koyulaşıncaya kadar. Evet. Kaç saat sürecek bu iş? Kaç saat bekleyeceğiz? Kaç saat çekeceğiz? Biz onu söyle. 3, 4, 5. Böyle böyle bak. Bunda kıvama göre bu, bunda durursa olacak. Bu kıvama göre. Evet. Peki en son hangi aşamayı gerçekleştireceğiz? Tuzunu atacağız. Tuzunu? Tuzunu en başta atsak olmaz mı? Hayır, olmaz. Neden? Olmuyor. Patlıyor. Evet. Patlıyor. O yüzden de en son aşama tuzunu koymak. Bilker abla şimdi bu işlemleri yapacak. Biz de başında bekleyeceğiz. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Karıştırmaya devam edeceğiz. En zor işi sana bıraktılar Bilker abla. Ne yapacaksın? Çekeceğiz artık. O zaman kolay gelsin sana. Koyulacak. Ondan sonra şişeye. Ondan sonra şişeye. Sıcak sıcak şişelere kapatacağız. Tamam, peki. O zaman kolay gelsin öyle. Şimdiden. Evet, şimdi salçanın son aşamasındayız. Artık tuzunu atacağız. Tuzunu attıktan sonra da kaynama süresi bekleyeceğiz. Kıvamını aldıktan sonra kavanozlara dolduracağız. Melike, ne kadar kaynayacak tuzdan sonra? Yarım saat daha kaynaması yeterli. Ondan sonra kavanozluyoruz ve kışı bekliyoruz. Aynen öyle. Salçada finale geldik. Kaynayan salçamızı dikkatli bir şekilde artık kavanozlara boşaltıyoruz. Ve kış için hazır hale gelmiş oluyor. Kavanozumuza boşalttık. Daha sonrasında kapağını kapatıyoruz. Ve buradaki püf nokta ters çevirerek koyuyoruz. Kapağın patlamaması için ters çevirerek salçalarımızı koyuyoruz. Artık sıra kışı beklemekte, afiyetle organik salçalarımızı tüketeceğiz.
Ve kavanozlama işlemi de sona erdi. Görüyorsunuz yaklaşık 30'a yakın kavanoz var burada. Kış için her şey hazır. Şimdiden afiyet olsun.